Herkese merhabalar. Günlük kripto ve para piyasaları bültenine hoş geldiniz. Morgan Stanley, Bitcoin'e 140 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. BlackRock, Fox Business'a yaptığı açıklamada spot Bitcoin ETF'lerinin olası onayı ile ilgili bilgiler paylaştı. BlackRock'ın beklentisine göre SEC 3 ya da 4 Ocak'ta spot Bitcoin ETF'lerini onaylayabilir. BRC20 token standardının yaratıcısı olan Domo, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada Unisat Wallet tarafından teklif edilen bir fork'a karşı çıkacağını dile getirdi. Bitcoin odaklı şirket hisseleri, Bitcoin'in 45 bin doları geçmesi ve olası ETF onayları ile beraber yükselişe geçti. Güvenlik odaklı olması ve merkeziyetsizliği ile bilinen bir cüzdan olan Nest'in kurucularından ve aynı zamanda CEO'su olan Bill Lu, 125 bin dolar para kaybetti. Lu, orijinaliyle neredeyse birebir benzerlik gösteren bir siteye airdrop yapabilmek adına bağlandı ancak 52 adet Ether'ini kaybetmiş bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir Bitcoin madencisi olan CleanPark şirketi, Bitcoin varlıklarından elde edilen karı optimize etmek için 2024 yılında bir dahili ticaret masası kurmayı planladığını açıkladı. OKEX, Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için regülatörlerin kararlarını uygulayacağını açıkladı. Fidelity ve Galaxy, başvurdukları spot Bitcoin ETF ürünlerinin onaylanması halinde yıllık yönetim ücretlerini belirledi. Fortune raporuna göre Fidelity Investments yıllık %0.39 ve Galaxy ise yıllık %0.59 yönetim ücreti talep edecek. Kripto para varlık yöneticisi Grayscale'in SAC'e yaptığı güncellenmiş son başvuruda yetkili katılımcılara yer vermemesi dikkat çekti. İç piyasa haberlerine baktığımızda ise açıklanan enflasyon ve gelen zamlar ön plana çıkmış durumda. Serbest piyasada dolar yeni güne 29.78, euro ise 32.63 liradan başladı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİ'ye göre tüketici fiyat endeksi Aralık ayında %64.77, aylık bazda ise %2.93 artış gösterdi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da belirlenmiş oldu. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri %37.5, memur ve memur emeklileri ise %49.25 oranında zam alacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı eklemesiyle bu oranları arttırabileceğini de hatırlatalım. Alkollü içecek ve akaryakıta %25.6 ÖTV zammı yapıldı. Önümüzdeki dönem benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak. Borsa tarafına baktığımızda ise BIST 100 endeksinin yeni güne %0.29'luk bir yükselişle başladığını görüyoruz. Pegasus, Silikon Vadisi'nde faaliyet gösterebilmek adına Pegasus Airlines Innovation Lab adlı bir şirket kurdu. Sinica, %566 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Ebebek, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle mağaza sayısının 235'e çıktığını duyurdu. Reader, 200. mağazasını Şırnak'ta açtı. Kocaer Çelik Sanayi, 5 Ocak-5 Mart arası Ali Ağa A1 fabrikasında üretime planlı olarak ara vereceğini açıkladı. Suven, Irak'ta 2 mağaza daha açtığını ve toplam mağaza sayısını 190'a çıkardığını duyurdu. Günün Amerikan Merkez Bankası gelişmelerine baktığımızda ise para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken Mart'ta %77 ihtimalle ilk faiz indiriminin yapılacağını görülüyor. Küresel pay piyasalarına baktığımızda ise global piyasaların yeni yılın ilk haftasına temkinli başladığını ancak hafta içinde açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda hareketliliği arttırabileceğini görüyoruz. Haftanın son işlem gününde Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak istihdam raporunda piyasalar için önemine dikkat çeken analistler bugün Türkiye saatiyle saat 6'da açıklanacak JOLTS açık iş sayısı rakamının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puanlık artışla %3.94'e çıkarken şu sıralarda yatay seyrediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı. Avrupa tarafında da yeni yılın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Japonya'da tatil nedeniyle bugün işlem gerçekleşmezken Asya pay piyasalarına negatif bir seyir hakim oldu. Altının ons fiyatı ise 2065 dolardan işlem görüyor. Düşüş eğilimini üst üste 5. güne taşıyan Brent petrolün varil fiyatı ise uluslararası piyasalarda 75.8 dolardan işlem görüyor. Günün teknoloji ve hisse senetleri haberlerine baktığımızda ise değer kaybeden teknoloji şirketlerinin hisselerini görüyoruz. Geçtiğimiz gün Apple'ın hisseleri Barclays'in zayıf iPhone satışlarını gerekçe göstererek şirketin notunu düşürmesi sonrası
%3.6 değer kaybetti. Nvidia hisseleri de yaklaşık %2'nin üzerinde düşüş gösterdi. Yine ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın hisseleri %2, Google, Microsoft ve Amazon'un hisseleri %1'in üzerinde değer kaybetti. Günlük kripto ve para piyasaları bültenini izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve bizleri tüm sosyal medya platformlarımızdan takip edip videoya yorum bırakmayı unutmayın.